Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yapacağımız şey sorularınızı ben şöyle göstereyim size. Bir kağıda yazdım. Bu sorularınıza cevap vereceğiz arkadaşlar. Görüntü olarak da size şu kuşları gösterirken bu sorularınızın cevaplarını söyleyeceğim. Arkadaşlar ilk önceki sorumuz, büyük erkek küçük dişiyle eş olur mu? Yaşını doldurmamış kuşlar eş olur mu? Arkadaşlar kuşlarınız 7 ay geçtikten sonra yumurta yapabilir, yavru yapabilir. Erkeğin büyük olması şart. Küçük olsa yavru yapar mı? Yapar ama daha zordur. Yani dişi büyükse, dişiniz iri ise yumurta alma olan şeyiniz, şansınız daha azdır. Yani daha geç alırsınız. Erkeğiniz büyükse daha kolay alırsınız. Diyorsunuz ki mesela 1 yaşından küçük kuş yumurta yapar mı? Yapar arkadaşlar. 6 aylık kuş da yapar. Eğer ki kuşunuz iyi bir kuşsa, annesi babası kuşun 6-7 yavru yapan bir kuşsa, sizin kuşunuz da onun yani yavrusu olduğundan kanı geçer. Yani böylelikle sizin kuşunuz da iyi kuştur. Sizin kuşunuz da çok yavru yapar. Mesela benim bu takım arkadaşlar yapabileceği yumurta yani yavru sayısı bakabileceği 4-5'tir. Bunun arkadaşlar bakabileceği yumurta yani yavru sayısı 6-7'ye kadar çıkar. Yani bunların da yavrusu bu özellikleri taşır. Sizin kuşunuzun anne babası iyiyse sizin kuşunuz 9 aylıkken de yumurta yapar, 6 aylıkken de yapar. Ama kötüyse 1 yaşında da yapar. İkinci sorumuz, birbirini kaşıyor. Bu ne demektir? Arkadaşlar birbirini kaşıyorsa ya da ağzını gagasını tüneye sürtüyorsa, tüneye sürtüyorsa arkadaşlar bu kaşındığı içindir. Yani bunun çiftleşme ile alakalı bir şey yok. Birbirini kaşıyorlarsa, kavga etmiyorlarsa bu eş tuttuklarına yani bir örnektir. Yani direkt eş diyemeyiz ama yani en azından anlaşıyorlar diyebiliriz kuşlar için. Biraz da şunları göstereyim size anlatırken. Hani en azından anlaşıyorlar diyebiliriz. Bakayım başka gösterecek bir yer. Şunu göstererek anlatayım. Yuvaya bakıyor, ne yapabilirim? Arkadaşlar dişi kuş yuvaya bakıyorsa, erkek kuş yuvaya bakıyorsa bu yuva hazırlığı demektir. Eğer ki siz bu süre içerisinde yuvayla oynarsanız, yuvanın içine bir şey koymaya çalışırsanız, mesela atıyorum ki kağıt, talaş vesaire, hiçbir şey koymayın. Ondan sonra kafesin içiyle ilgilenmeyin. Kafesinizi kimsenin görmediği bir yere koyun. Siz de fazla ilgilenmeyin kuşlarla. Dediğim gibi yuvaya bakan kuş yuva hazırlıyor demektir. Yani yuvaya ilgi duyuyor demektir. Ondan sonra yuvanın büyük olması küçük olması önemli değil. Yuva yuvadır. Kuş yumurta yapacaksa her türlü yuvaya yumurta yapar. Yuvaya bakıyor kısmını da anlattıktan sonra yuvaya nasıl alışacak diye soru sormuşsunuz. Arkadaşlar yuvaya alışma diye bir şey yok. Bunun beyaz eşini arkadaşlar eve getirdiğim ilk gün yuvaya girdi. Sebep neydi? Kuş kızışmıştı. Kızışan kuş yuvaya girer arkadaşlar. Yok işte bir ay, bir hafta alışacak falan böyle şeyler yok. Eğer ki kuşunuz yumurta yapacaksa yani bulduğu karanlık yere yumurtayı yapar. Siz merak etmeyin. Öyle alışma süresi falan yok. Yani beklediğiniz süre sizin kuşunuzun kızışma süresidir. Kuş kızıştıktan sonra her yere yumurta yapar. Yuvaya nasıl alışacak onu da söyledik. Yani yuvaya alışma diye bir şey yok. Yuvada ne olmalı? Arkadaşlar ben yuvaya hiçbir şey koymuyorum. Gördüğünüz gibi benim yuvalarım bomboş. Kuşun kendi tüyünden başka hiçbir şey yok. Peki diyeceksiniz ki abi 6 tane yavru olduğu zamanki yuvada ne vardı? Arkadaşlar içindeki tamamıyla kendi dışkısıydı. Kendi dışkısı yavruların böyle değişik bir şekilde, bu normal babayla anneninki gibi değil. O yuva malzemesi görevi görüyor. Onu alırsanız kuşlarınız beter olur. Pislik üstüne yapışır, berbat olur kuşlarınız. Ama onu almazsanız kuşlarınız çok rahat bir şekilde yani yavrular yaşar. Yani yuvanın içi bomboş olacak. Yuvanın içinde hiçbir şey olmayacak. Arkadaşlar başka soruya geçelim. Bir ay oldu alalı eş olur mu? Arkadaşlar kuşu bir ay aldım, bir hafta önce eş attım, bir hafta şöyle yaptım gibi şeylerle kuşunuz eş olmaz. Yani işte bir ay aldım, iki aydır bekliyorum. Arkadaşlar bu sabır işi yani. Bir yılda beklersiniz, yani bir günde beklersiniz. Buna benim diyebilecek bir şeyim yok. Hani diyorsunuz ki bir ay oldu, işte birbirini kaşıyor, eş oldum. Arkadaşlar dediğim gibi kaşıyorsa anlaşıyorlardır, anlaşıyorsa ileride yavru yapar. Ama bir ay oldu, yavru alırım, bir hafta oldu, yavru alırım, ben buna bir şey diyemem. Ondan sonra bir ay oldu eş olur mu? İşte bu sorusuna böyle açıklamış olduk. Bir ay oldu diye, 10 gün oldu diye, bir yıl oldu diye alışacak diye bir şey yok.
kuşunuz kızıştıysa ondan sonra zaten kuşum zayıf, ne yapmalıyım? Arkadaşlar kuşunuz zayıfsa iyidir. Kuşların zayıf olması iyidir. Eğer ki yağlı bir kuşsa yumurta yapmaz. Bunu da bilin. Kuşunuz zayıfsa iyidir yani. Çok çok zayıfsa kuruma hastalığı vardır. Hastalıklar hakkında bilgim yok arkadaşlar. Onu internetten araştırabilirsiniz. Ondan sonra kuşlar sessiz demişsiniz. Kuşlar nasıl daha canlı hale getirebiliriz? Arkadaşlar kuşlar iki şekilde sessiz olurlar. Birisi ya hastadır ya da kuş size yeni gelmiştir. Evinizde de tek kuş olduğu için kuş sessiz durur. Hastaysa zaten vitamin vereceksiniz. Güzel mamalar vereceksiniz. Böylelikle geçinmeye çalışacaksınız. Eğer ki kuşu yeni aldıysanız zaten o kuşun bir hafta 10 gün size alışma süresi vardır. Bu yüzden sessiz olur. Yaşını doldurmadı yavru alır mı diye bir soru gelmiş. Arkadaşlar dediğim gibi kuşunuzun kalitesine bağlı. Kuşunuz kaliteli ise 4 aylık da yavru yapar. Gördünüz arkadaşlar benim bunlar. Şöyle mavi göstereyim size. Mavi ile beyaz daha 3 aylıklar ama şimdiden yavru yapma peşine düşmüşler. İşte dediğim gibi kuşunuz kaliteli ise yaşı önemli değil. Ama tabi en sağlıklısı 6 aydan önce yavru aldırtmamak, yumurta yaptırtmamak. Çünkü zararlı olur. Nijer vereceğim, ne yapabilirim? Arkadaşlar Nijer'i ben de bir zamanlar kullandım. Lakin Nijer yağ yapıyor kuşlarda. Kuşların yağlanması dediğim gibi iyi değil, yumurta yapmazlar. Bu yüzden kuşlarınıza pek Nijer vermenizi tavsiye etmem. Kuşlarınıza vereceğiniz şey yumurta maması. Yumurta maması içinde ne var? Yumurta, havuç, bisküvi. Başka bir şey de gerek yok arkadaşlar. Öyle fazladan doldurmanıza da gerek yok. Arkadaşlar kaç tane soruyu cevapladık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane soruyu cevapladık arkadaşlar. Bunlar gelen sorularınızdı. Bir de arkadaşlar 2 tane daha soru var. Fazladan onları da söyleyeyim. Mama ne sürede kızıştırır? Arkadaşlar herkesin bünyesi bir olmadığı gibi kuşlarda da bu bir değil. Bu yüzden hangi kuş ne kadar sürede etki eder onu bilemem. Yani şöyle söyleyeyim size, benim kuşumun mama diyelim ki 2 ayda ancak kızıştırıyorsa sizin kuşunuzu diyelim 3 ayda kızıştırıyor olabilir. Yani kuşunuza bağlı arkadaşlar, kuşunuzun işte kalitesine bağlı, bünyesine bağlı kızışmama süresi. Dediğim gibi mama da içinde yumurta olacak, havuç olacak, bisküvi olacak. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadar. Lütfen videomu beğenmeyi unutmayın. Böyle uzun videolar gelmesini, böyle bilgilendirme videolarının gelmesini istiyorsanız like sayısının çok olması önemli. Çünkü 8 dakika oldu şu an ve bu videonun yüklenme süresi bayağı bir uzun olacak. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun arkadaşlar. Dediğim gibi videomu like yapmayı unutmayın. Sorularınıza cevap veremiyor olabilirim. Çünkü arkadaşlar bir videonun altına 100 tane yorumun geldiği oluyor. Okuyorum ama işte cevap veremiyorum hepsine. Çoğunu okuyamıyorum da gözümden kaçıyor. Onları böyle arkadaşlar videolarda anlatacağım ama videoların uzunluğunu kısalığını sizin videolarıma beğenileriniz karar verecek. Eğer videolara beğeni çok gelirse videolar uzun olur. Videolarda daha çok şey anlatırım. Eğer ki beğeniler az olursa, izlenmeler istediğim düzeye çıkmazsa yani çok uzun video çekemem. Bunu da dedikten sonra arkadaşlar yarın yine bilgilendirme videosu çekeceğim. Bir günde bir tane daha fazla çekemeyeceğim. Uzun olduğu için kuşlar rahatsız olur. Yani kuşların hepsi şu anda bana bakıyor. Yani onları da rahatsız etmemek lazım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Umarım siz de yavru alırsınız.